Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Tabii ki diğerlerinden farklı bir video olarak karşınızdayım. Ve bir isyan videosu bu. Ne yazık ki bugünlerde tüm operatörlerde fiyatlar tamamen artmış durumda. Kampanyalar, işte hediye kampanyaları artmış durumda. Hediyeler deseniz en dibe çekildi. Hani kontrol yüklemelerde verilen hediyeleri demek istiyorum sizlere. Bir kişinin başına gelmiş bir olayı anlatacağım sizlere. Bu ekonomik kriz günlerinde yaptıkları işe bakın. Bilhassa bunu ya da yapan Türk Telekom. Bunu da ben bu arkadaşı adamı diyeyim sizlere Twitter'dan duyuracağımı söylemiştim. Ama numarasını buradan vermeyeceğim. Olay şu şekilde gelişti. Bu arada kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Olay şu arkadaşlar, adamın faturalı iki tane faturası var ve iki faturasını ödemediğinden artık kapanmış. Gelen giden aramalara ve faturalarını ödüyor ama numarası arkadaşlar tamamen kapatılıyor. Yani bu zamanda yapılacak iş mi? Şimdi olayı şöyle detaylandıralım. Siz fatura ödemediğiniz zaman bunu faiziyle ödüyorsunuz. Hani günü geçtiği zaman faiziyle ödüyorsunuz. Bu faizini de sizden alıyor. Bakın bu faiziyi sizden alıyor. Ama hat yine açık kalıyordu. Yine açık kalıyordu. Ama bu sefer adamın hattını komple kapattılar. Yani numara iptal. Yani hiçbir tarafa taşıyamıyorsunuz. Hiçbir tarafta gözükmüyor. Adama dedikleri şu. Türk Telekom bayilerinin adama dediği şu. 160 TL'yi verirsiniz, aynı numarayı alırsınız. Ya bu olay bu kadar basit mi ya? Ya hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz ya? Allah aşkına ya. Ya bu rezillik nedir ya? Zaten bir hattı 160 TL'ye satıyorsunuz ya. Bakın Trabzon'da Türk Telekom bayisine gittim. 130 TL'ye 0 hat. Ama aktifleşmesi için de 35 TL'ye yüklemeniz gerekiyormuş. 160 TL'ye hattı satıyorsunuz. 165 TL'ye. Yani ben iyi hatırlıyorum. Ortaokula gidiyordum. Yıl 2004-2005 yıllarında Telsim hattını Türk Telekom'un yine hattı da o zamanlarda zannedersem bu fiyatlardaydı. 7,5 TL idi arkadaşlar. Yani 2004-2005 yıllarında bir operatör hattı 7,5 TL idi. 165 TL'ye hattı satıyorsunuz. Adamın iki tane ödenmemiş faturası var diye komple numarasını siliyorsunuz. Yani komple kapatıyorsunuz ve adam hiçbir şey yapamıyor ve farklı bir numara almak mecburiyetinde kalıyor. Ya böyle bir rezillik var mı ya? Bunu çıkın biri açıklasın ya. Ya sen bir yıllık sözleşme yapmıyor musun? Bir yıllık. Bir yıllık sözleşme yapıyor bu adam sizinle. Faturalı hatta geçiyor. Bir yıllık. Siz 2 aylık fatura ödemedi diye hattını komple iptal ediyorsunuz. Bu ne rezilliktir ya? Hiç mi utanmanız, Allah'tan korkunuz yok sizin ya? Ya ne kadar insanın kul hakkı yemek o kadar basitleşmiş ki böyle. Aa, ne olacak? Kapat gitsin yenisini alır. Kapat gitsin yenisini alır. Bu arada yeni operatör fiyatlarını söylüyorum. Yeni hat, sim kart almak. Sim kart alacak olanlara sesleniyorum. Turkcell'de 130 TL. Vodafone'da 130 TL. Devletin kocaman Türk Telekom'unda 165 TL. Yani 130 TL'ye satılıyor ama aktifleşmesi için 35 TL de yüklemek gerekiyormuş. 165 TL'ymiş. Evet. Yani anlatacaklarımız bu kadar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Anlatacaklarımız bu kadar. Başka bir şey de anlatamıyorum. Daha ilerisine gidemiyoruz. Ortanın halini görüyorsunuz zaten. Bir yıllık sözleşme yapıyor. İki fatura ödemedi diye o faturalarının da borcunu ödüyor ve hattı tamamen kapatıyorsunuz. Hiç utanmanız yok sizin ya. Hiç utanmanız yok. Zaten 4 tam 2016 yılında köyümde 4,5G çekmiyordu. Vodafone ve Turkcell çekiyordu. Ve o zamanlar aradım size söyledim hala daha çekmiyor yani.
bu kadar bir ilerlemeniz var. Hani diyorsunuz ya, böyle reklamları yapıyorsunuz ya, denizde, karada, havada çekiyoruz diye. Ne ya? Hepsi yalan. Hepsi yalan. Bir tane doğrusu yok ya. Ne yaylada çekersiniz, ne köyde çekersiniz ya. 2007 yılında Ankara'da, özür dilerim, 2007 demişim, 2017 yılında Ankara'da 3000 sokakta internet altyapısı yok Türk Telekom'un. 3000 sokakta. Utanmıyorsunuz değil mi bunlardan? Bilmiyorum 4 yıl geçti üzerinde, acaba tamamlanmış mıdır? Ben 1,5 yıl taşındığım evde internet bekledim ya. 1,5 yıl taşındığım evde internet bekledim. Ya bir direkten bir kablo bile çekip veremediniz ya. Altyapı yapacağız, altyapı gelecek. İyi geceler.